LGS'ye hazırlıkta hiçbir şey için geç değil. Hızlandırılmış LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, 3 ayda 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü ve gerçeğini aratmayan LGS provaları yaparak sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Üstelik hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte evde yapmamız gerekenleri öğreneceğiz. Evde yapmamız gereken şeyler nelerdir Tonguç? Homework. Hayır onlar ev ödevleri. Bu sefer ev işlerini öğreneceğiz. Gerçekten çok keyifli, lezzetli bir konu. Ben de küçükken anneme çamaşır asmada, yemek masası hazırlamada, çiçekleri sulamada, bulaşıkları dizmede ya da işte çöp atmada birçok konuda yardım ederdim. İşsizsiniz hocam. Hayır işsiz olduğum için değil Tonguç'um. Ben gerçekten bunları yaparken anneme... Ee, hem destek oluyordum hem de şimdi bu işleri rahat rahat yapabiliyorum. Öğrendim. Şimdi biz bu işlerin İngilizcesini öğreneceğiz güzel bir şekilde. Senin mesela yapmak istediğin evdeki en önemli şey nedir Tonguç? Roblox, Minecraft, Brawl Stars. Eladım, onlar oyun. Onlar dinlenmek için Eğlenmek için oynadığın oyunlar onlara kabul onlara bir şey demiyorum ama esasında ders çalıştıktan sonra bazı konularda annemize yardım etmek gerçekten hem e, bedenimizi dinlendiriyor hem de çok güzel sevap kazanmış oluyoruz ve güzel güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bu arada e, biliyorsun hızlanma kampımız geldi hızlanma kampımız 4 Mart'ta başlayacak mutlaka arkadaşlarımız hızlanma programına katılsınlar istiyoruz burada hızlanma denemelerimiz paragrafonumuz lgs matiğimiz ve sizlere hediye olarak verdiğimiz ana denemeleriyle harika bir kamp olacak bu kampı kaçırmayalım diyelim. Ve o zaman hadi bakalım. Şimdi güzel bir şekilde e, dersimize başlayalım. Beraber işte yatağı kurmak, çöpü dışarı atmak, işte yerleri süpürmek, aynı zamanda e, elbiseleri ütülemek. Mesela şu anda bence birçok arkadaşımız elbise ütülemeyi biliyor. Bazı arkadaşlarımız bilmeyebilir önemli değil ama onlar da öğrenecekler. Annelerine yardım etmeleri lazım. Bu arada elimizde yakmamamız gerekiyor. Do laundry yani çamaşırları yıkamak. Mop the floor yani yerleri paspaslamak. Bunların her birini güzel güzel öğreneceğiz. Ve ardından da harika bir şekilde kelime dağarcığımızı artırmış olacağız. Burada birçok kelime var. Nasıl ezberleyeceğiz diyor. Hiç endişelenme Tonguç'um. Kelimeleri ezberlemek için zaten yöntemimizi söylemiştik. Küçük küçük kartlara yazıyorduk. Eğer bu küçük küçük kartlara yazmak size zor geliyorsa zaten yanınıza taşıyabileceğiniz yazı notları gibi kitaplar var. Mesela biz yazı notlarının ikinci dönem hem birinci hem ikinci yazılı için olanı çıktı. Burada İngilizce'de ikinci dönemde görmen gereken kelimeler burada yazıyor. Sen buradan mesela diyelim ki bu kelimeleri de yanında gezdirirken bu kitapçı yanına taşırken yazılı öncesinde sırasında bu da aklına tutmasını sağlar. Yani İngilizce'de esasında kelimeleri öğrenmek için yapmamız gereken şey şu. Kelimeleri farklı farklı yerlerde görmek. Sadece masa başında görürsek olmuyor. O zaman şimdi arkamıza yaslanıp güzel bir şekilde dersimize başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimizde öncelikle expressing responsibilities. Responsibility ne demek Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Sorumluluklar demek yani sorumluluklarımızı nasıl söyleyeceğimize bakacağız. Bir de obligations yani bir de zorunluluklar. Bunlar sorumluluklar. Bunlar ise zorunluluklar. Başlayalım. Şimdi öncelikle kelimeleri resimlendirmişiz. Match the words with the pictures. Yani kelimeleri eşleştirin resimlerle diyor. Şimdi öncelikle set the table demiş. Burada tabii ki masayı kurmak. Buraya o zaman ne yapalım şöyle. Hatta bunlara şöyle altına yazıyorum. Hatta üstüne yazayım ki üstlerde daha çok boşluk var. Set kurmak the table masayı kurmak diyebiliriz. Sonrasında ne demiş? Water the plants. Yani bitkileri sulamak, çiçekleri sulamak ya da bitkileri sulamak diyebiliriz. O zaman buraya yazıyorum. Water, water zaten su demek. Aynı zamanda sulamak anlamına da geliyor. Water the Plants ya da flowers diyebiliriz. Plants bitkiler demek, flowers çiçekler demek. Buraya baktığımızda hang out the laundry. Zaten hangman diye bir oyun var hani adam asmaca. Oradan hatırla hang asmak demek. O zaman hang out the laundry diye yazıyorum. Hang asmak out dışarı asmak the laundry yani laundry de çamaşır demek oluyor. Çamaşırları dışarı asıyoruz. Artık günümüzde zaten kurutma makineleri var ama bazı evlerde çamaşırlar hala dışarıda kurtulabiliyor. Sıkıntı yok. Şimdi devam ediyoruz. Feed the dog yani köpeği beslemek. O zaman buraya yazıyoruz. Kedimiz olabilir evde, köpeğimiz olabilir, balığımız olabilir, kaplumbağamız olabilir, farklı farklı hayvanlar olabilir. Bunları beslememiz gerekiyor. Bunlar da bir responsibility yani sorumluluk. Devam edelim load to dishwasher yani bulaşık makinesini doldurmak. Mesela bu doldurmak olsun bak burada karış kuruşuk çünkü şöyle yazıyorum load doldurmak the dishwasher yani bulaşık yıkayıcısı bulaşık makinesini dolduruyor burada annemiz. Burada ise boşaltıyor olsun o zaman yazıyorum empty empty boş demek ya empty the dishwasher diyoruz empty the dishwasher diye yazıyoruz. O zaman çamaşırları astık, masayı kurduk, Bitkileri suladık, bulaşıkları doldurduk bulaşık makinesine, e, köpeğimizi besledik ve sonra da bulaşık makinesini boşalttık, bittikten sonra diyoruz. Şimdi geldik buraya. Match the words with the pictures, devam ediyoruz. Yani kelimeleri eşleştirin, resimlerle diyor. Burada make the bed. Yani bed ne demek zorunlu şeyler demek? Bilmiyorum mi? hocam. Yuh yani bunu nasıl bilmezsin? Yatak demek ya yatak. Dolayısıyla yatağı kurmak, yatağı yapmak burada bak hemen şuraya yazıyorum. Make yapmak the bed yazıyorum. Devam ediyoruz. Burada çöpü dışarı atmışsın. Çok güzel bir özellik. Tebrik ediyorum seni. Take out the garbage. Yani çöpü dışarı atmak. Take out the garbage şeklinde yazıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Burada gördüğün gibi bir şey var ne yapmış? Paspas yerleri siliyor. Vacuum the floor diyebilir miyiz? Evet hocam. Patladın. Vacuum demek böyle diye vakum gibi çekiyorsun. Dolayısıyla süpürmek o. O zaman vakum bu. Vakum the floor yani zemini vakumlamak, zemini işte süpürmek diyebiliriz. Mop ise paspaslamak. Mop paspas. Dolayısıyla buraya yazıyorum mop the floor şeklinde e, zemini paspaslamak diyoruz. Burada gerçekten arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Güzel bir şey hareket yapmış. Iron, iron ütü demek ve ütülemek demek aynı zamanda. Iron the clothes yani Kıyafetleri ütülemek diyoruz. En sonunda da ne kaldı tabii ki? Do laundry. Yani çamaşırları yıkamak diyebiliriz. Do laundry diye buraya yazıyoruz. Şimdi o zaman çöpe attık. Yerleri paspasladık. Yerleri süpürdük. Elbiseleri ütüledik. Yatağı yaptık. Ve çamaşırları yıkadık diyebiliriz. Şimdi gelelim responsibility'ye. Yani responsible sorumlu demek. Responsibility de sorumluluklar demek. Sorumluluklarımız nelerdir ona bakacağız. Şimdi şöyle diyoruz. I am mesela bak ben I am sonrasında responsible for responsible for yani sorumluyum responsible for mesela neyle alakalı olsun cleaning temizlikle sorumluyum. O zaman cleaning diye yazıyorsun. Bak burada fiilin ing halini yazman lazım. Bunu unutmayacağız. Veyahut da bunun benzeri şöyle diyebilirsin mesela you are bak yazıyorum buraya. You are in charge of yani veyahut da responsible of'la aynı. Responsible for'la aynı. I am in charge of mesela ne diyelim? Buradakilerden bir tanesini seçelim. Hangisini seçelim mesela? Ee, ironing ütü olsun mesela. Ironing yani ütülemekle sorumlusun buraya da ironing yazıyoruz. Sonuç olarak adım benim. Ben temizlikten sorumluyum. Sen ütüden sorumlusun diyebiliriz. He is she is diye devam eder. Şimdi it is time to verb one demiş yani bir şey yapmak için mesela it is time to şimdi ne zamanıymış? It's time to e, ne olsun mesela? clean temizlenmek için şu anda temizlenme zamanı veya da it is necessary yani zorunlu sorumlu yani gerekli it is necessary to iron yani ütü yapmamız gerekli temizlik zamanı gibi ifadelerde kullanabiliyoruz. Burada şu çok önemli Tonguç Elad'ım bak responsible for sorumlu olmak in charge of sorumlu olmak time to zamanı temizlik zamanı necessary to gerekli gerekli gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Burada bunları nasıl kullanıldı? Verb ing mi geliyor? Şu mu geliyor? Bu, bu önemli değil. Burada önemli olan anlamı. Responsible for yani sorumlu olmak demek. In charge of sorumlu olmak demek. Time to zamanı. Risk, necessary to yapmamız gerekli anlamına geliyor. Mesela şu ana kadar sorumluluklara baktık. Bir de obligation yani zorunluluklara bakıyoruz. Bir de zorunluluklar var. Sorumluluklarla zorunluluk arasında ince bir fark var. Hemen söyleyelim. Burada da e, must yardımcı fiilini kullanacağız. I, U, V, D, must oluyor. I must follow the instructions. Yani talimatları takip etmem gerekiyor. Talimatları uygulamam gerekiyor. Mesela sen bir telefonu, bir bilgisayarı, bir çamaşır makinesini, bir elektronik cihazı çalıştırırken kafana göre yapamazsın. Orada talimatlara uygun hareket etmen lazım. O must yani yoksa cihaz bozulur. Mesela veya da yapmamamız gereken yani bunlarda yasaklar. Prohibition da yasaklar anlamına geliyor Tonguç Eylül You mustn't run in the corridor. Koridorlarda koşamazsın. Yani koşmamak zorundasın. Koşmamalısın. Burada bir de necessity yani gereklilik var. Buraya da yazıyorum. Gereklilik. Gereklilik. Burada mesela bu dışarıdan gelen gereklilikler. Mesela I have to wear a tie at work. You have to wear a tie at work. Yani sen işte kravat giymelisin takmalısın. Veyahut da he has to veya she has to obey the rules. O kurallara itaat etmek, uymak zorunda diyor. Bunlar have to, has to, must'ın biraz daha kuvvetli hali. Yani sen kendinden karar verdiğin şeylerde must kullanabilirsin ki bazen trafik kuralları için de kullanabilirsin. Ama have to, has to mesela okuldan sana ödev verilmiş, have to. Eczacı sana ilaç verdi, have to, has to. Yani I have to use these drugs. Bu ilaçları kullanmalıyım diyorsan bu senin belirlediğin bir şey değil. Eczacı, doktor söylemiş o yüzden. Bunun olumsuz ise farklı bir anlam var. Yapmasan da olur. Bak yapmasan da olur. Yapmasan da olur. Yani yapmak zorunda değilsin demek. Yapmasan da olur. Bu yapmamak zorundasın anlamına geliyor ama bu yapmasan da olur. Mesela I don't have to get up early at weekends. Yani hafta sonları erken kalkmak zorunda mıyız Songuç'um? Hayır hocam. Tamam o zaman kalkmak zorunda değilim. Ama mustn't deseydi I mustn't get up early. Yani kalkmamak zorundayım oluyordu erken. Öyle bir şey yok. Bu I don't have to, we don't have to, you don't have to get up early. Sen erken kalkmak zorunda değilsin. Veyahut da he doesn't have to go there. Oraya gitmek zorunda değil diyebiliriz. Bu yapmasan da olur. Bu yapmamak zorundasın yasak. Bu yapmalısın, bu da yapmalısın anlamına geliyor. Şimdi geldik bir alıştırmamız var. Demiş ki complete the sentences. Cümleleri tamamlayın. With the words kelimeler ile in the box. Kutunun içindeki. Kutunun içindeki kelimeler ile Cümleleri tamamlayın diyor. Tamamlayalım. Şimdi responsible sorumlu demek, necessary gerekli demek, must zorunda olduğumuz bir şey, in-charge sorumlu olduğumuz bir şey, has to, have to da yine sorumlu olduğumuz şeyler. Şimdi bak burada demiş ki Sara bıdı bıdı boşluk bırakmış. To help her mother in the housework. Sara annesine her mother yardım etmeli ev işlerinde. O zaman bu meli malı olduğu için ve de to'yu da gördüğümüz için hemen Sara has to diyebiliriz. Has to'yu kullandığımız için diye siliyoruz. Devam ediyorum. Children bıdı bıdı respect the elder people. Çocuklar saygı duymalı yaşlı insanlara diyor. O zaman bu yapmamız gereken bir şey değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman buraya yazıyorum. Must. Children must respect the elder people. Çocuklar saygı duymalı e, büyüklere. Şuraya bakalım. I am bıdı bıdı for setting the table. Ha. ING'ler olunca ne oluyordu? E, responsible veya in charge oluyordu. Burada for dediği için in charge for olmaz. In charge of oluyor. O zaman bu responsible for olacak. I am responsible for. I am responsible for. Çünkü bu beraber kullanıyor. He Has to nasıl beraberse responsible for da beraber. I am responsible for setting the table. Ben masayı kurmaktan sorumluyum. Sam neyden sorumluymuş? Sam is in charge of. Bak in charge da of'la kullanılıyor. Sam is in charge of. In charge of taking out the garbage. Burada şöyle düzgün yazalım. Taking out the garbage. Yani çöpü dışarı çıkmaktan, çıkarmaktan e, ee, sorumlu oluyor. Şimdi buraya bakalım. İnşarcı bitirdik. E, masa bitirdik. Response bitirdik. Zaten gereği bir tekne kaldı. Ne sesleri kaldı. Bunu yapacağız. Don't you think. Düşünmez misin. It is necessary to clean up the house. Evi temizlemek gerektiğini düşünmez misin? Yani evi temizlemek gerekmez mi diye soruyor. Gerçekten ev bayağı bir pis olmuş o zaman. Yapacak bir şey yok diyoruz Tonguç Eladim benim. Şimdi doğrusu Tonguç Eladim benim. Bak buradaki en önemli şey sınavda. Sana LGS'de Hez mi gelecek? Mas mı gelecek? Respons bunlar değil. En önemlisi kelime öğrenmek. Kelime öğrenmek için de zaten her zaman söylediğim gibi mutlaka mutlaka. Dinamo'da bak her bir konuyla alakalı kelimelerimiz var. Burada açalım mesela. Nerede? Şuraya. Chores. Chores konusuna geldiğin zaman burada kelimeleri veriyoruz. Sonra kelimelerle alakalı alıştırmalarımız var. iyice pekiştirmiş oluyoruz. Kelime en önemli şeyle geç. Veyahut da yazılı notların yanına taşırsan güzel güzel buradan kelimeleri takip edebiliyorsun. ...yanına taşıyabiliyorsun. Kartlara yazarak çalışabiliyorsun. Dolayısıyla kelime en önemlisi. Reklam ne yaptınız mı hocam? Reklam yaptım ama bunlar senin için evladım. Bunlardan inşallah çalışacaksın ve hem LGS'de hem yazılarda süper notlar alacaksın. Dolayısıyla maalesef evet birazcık reklam yapmış olduk ama bunlar senin iyiliğin için. Geldik başka bir alıştırmamıza. Demiş ki write the sentences using the prompts. Yani ifadeleri kullanarak bunları kullanarak cümleler yazın diyor. Yazalım. Şimdi bir kere şunu asla unutmamamız gerekiyor. İngilizce'de şöyle bir kural var. Swapped. Yani ne demek bu? En başa subject yani özne gelecek. Sonra fiil gelecek verb. Sonra object yani nesne. Sonra place yani yer. Sonra time yani zaman gelecek. Şimdi en başa subject yani özne geleceği için özneleri bulalım. Buradaki özne hangisi olabilir? He. O zaman buraya he'yi koydum en başa bak. Sana konuyu güzelce öğretmeye çalışayım. Sonra buradan alabilir mesela day. Day'i de koyduk en başa bak. En başlara koyuyorum. Devam ediyoruz. Burada ne olabilir? It. Çünkü it özne burada. Tamam. Burada ne olabilir mesela? Ay. Ben. Beni de koyduk. Tamam. Şimdi en başa subjectleri koyduk mu? Şöyle hatta kahverengi kutu için alayım. Bunu bitirdik. Tamam. Sonrasında ardından ne yapmamız lazım? Fiili koymamız gerekiyor. Bak bunda turuncuyu alıyorum. Fiil burada. tomuş öyle benim. Tabii ki fiili normal halini koymamış. Ee, sözlükteki halini koymuş. Be. He be diyemeyiz. Bak I am oluyor. We are oluyor. She, he, is oluyor. Dolayısıyla he, is diye bunu da koyduk mu? Bak is. Mesela burada they yine be de are olacak. Mesela they are dememiz gerekiyor. Yani bu be fiili he de is oluyor, they de are oluyor. Çünkü fiil be. Buraya bakıyoruz mesela it de yine be fiili ne olacak? Yine is olacak. It is. Veyahut da burada ee, ne diyebiliriz mesela? Ayı en başa koyduk ama burada şöyle bir şey var. Burada I think diye bir şey gelmiş yine ikinci sıraya özneyi koyalım ama şey yüklemi koyalım ama I think diye. Sonra bir daha başlayacak. I think diyecek. Sonra bir daha it diye başlayacağız ve yeniden izi koyacağız. I think burada bence yani fikrini belirtiyor. Dolayısıyla buradaki B'yi de yani B'yi de it'i de elemiş olduk. Şimdi I think it iziye başladık. Şimdi en başlara özneleri koyduk mu? He, they, it, I veya it. Yani bu I think'i saymazsak burada da yine önce özne sonra yüklem geldi ama burada en başlara koyduk mu? It, it, they, they. Veya he. Is, are, is. Bunları yazdık. Sonrasında ne yapacaktık? Ardından Devam ediyorduk. Nesne yer ve zaman gelecektir. Şimdi burada çok önemli. Burada he is demiş ya. He is dedikten sonra zaten şuradaki ifadeyi kullanmamız lazım. Yani he is şöyle devam ediyorum. He is e, in charge of diyelim. He is in charge of sorumlu. Neyden sorumlu? Çıkarmaktan. Yani take out. In charge of taking out. Taking out. Çünkü hatırlarsan in charge oflardan sonra ING geliyordu. He is in charge of taking out the garbage yani çöpü dışarı atmaktan sorumlu diyoruz. Sınavda asla buna benzer zorlukta bir soru gelmez. Yüzde yüz gelmez. Yani sana bu take out'u taking out mı yapacaksın? Bir izmi olacak. Bunu yüzde yüz sormazlar. Ama sana neyi sorarlar LGS Tonguç'um? Sana LGS'de derler ki garbage ne demek? Garbage'ın olduğu bir ifade koyar, bir resim koyar. Sen garbage'ın çöp olduğunu biliyor musun? Evet hocam. O zaman tamam. Ardından oradaki resimlerden yakalayabilirsin. Yani LGS sorularına baktığımızda gramer sorulmuyor. Biz burada sadece sen kelime bilgini artsın diye gösteriyoruz. Devam edelim. They are mesela responsible for. Onlar sorumludur. Neden sorumluymuş? Diyelim ki zaten responsible for'dan sonra da ayancil geliyordu. Cooking dinner. Onlar akşam yemeğini yapmaktan sorumludur diyor. Buraya bakalım. It is time to. Bak it is time to. Ne? Do the laundry. Yani Çamaşırları yıkamaktan sorumluyuz. Şamaşır yakaman zamanı diyebiliriz esasında. Buraya bakalım. I think it is necessary. Ne gerekliymiş bence? I think it is necessary to tidy up to tidy up your room. Sen odanı toplamalısın şeklinde. E, odan toplaman gerektiği şeklinde söylüyoruz. Buradaki en önemli şey bir kez daha söylüyorum Tonguç'um. En önemli şey kelimeler. Yani taking out the garbage, çöpleri dışarı atmak. Responsible for cooking dinner yemekten yemek yapmaktan sorumlu olmak. Time to do laundry, çamaşır yıkamak zamanı. Necessary to tidy up your room, odanı toplamakla sorumlu. Yani gerekli, odanı toplaman gerekli gibi ifadeler. Burada dolayısıyla sen LGS'de soru kaçırmak için bol bol örnek çözmen lazım. Ve 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 en önemlisi örnek çözerken de Tonguç'um kelimeleri kaçırmaman gerekiyor. Bunun ne anlama geldiğini, bunun ne anlama geldiğini, bunun ne anlama geldiğini, bunun bunu ne anlama geldiğini unutmaman gerekiyor. Bu sayfadaki bu sayfadaki kelimeleri biliyorsan Chors'ta artık rahat rahat sorular çözebilirsin. Yazıldaki sorular yapabilirsin. Dinamo'daki, LGS'deki sorular yapabilirsin. Ama kelimeyi bilmezsen sana bunu çizmiş. Lan bu ne ya? Hang out the laundry mi? Water the plants mi? Feed the dog mu? Ya dog hadi köpekten bilirsin. Burada köpek falan yok dersin ama hiçbirini kaçırmaman gerekiyor. Hadi bakalım. O zaman şimdi son kez duyurumuzu yapıyoruz. Hızlanma programımız geliyor. Hızlanma programında hep beraber mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz. Hem netlerimizi artıracağız. Hem de inşallah LGS için süper başarılar elde edeceğiz. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın arkadaşlar.